Aziz. Her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. İylem eyyüel aziz. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Evet, bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez. İylem eyyüel aziz. Gözleri küsur tutmuş bazı adamlar, gözleri önünde vuku'a gelen gayr-mahdut, hususi haş neşirleri, kör gözleriyle gördükleri halde, kıyamet kübrayı ve haş-ı umumiyeyi nasıl istihrap ediyorlar? Acaba çiçek açıp sebze veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumi istibat eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudu bir yakin ile haşr-ı umumi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küreye arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan latif kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife, evvelkisi yani ölüp giden semeratının aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirine aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında aynıyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semarattaki bu vaziyeti gören haşri istibat edebilir mi? Ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebessümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekle koyan kudret-i ezeliyeye haşr-ı umumi ağır gelir mi? Haşa, bu latif nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. İylem eyyüel aziz. Her kim kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmazsa bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. Evet. Burada bir değil mi? Ölçü koyuyor. Bir daha oku baştan. Her kim Hı. kendisini Allah'a mal ederse bütün eşya onun lehinde olur. Lehinde olur. Evet. Ve kim Allah'a mal olmazsa bütün eşya onun aleyhinde olur. Evet. Allah'a mal olmak Heh, ise şimdi ne demek yani Allah'a mal olmak? Evet. bütün eşyayı terk. Terk. Dünyanın içindeyiz yani. Değil mi? Çift var, çubuk var. Aş var, iş var, iş var. Nasıl terk edeceğiz, değil mi? İşte buradaki ölçü ne? Değil mi? Kesben dünyanın içinde, kalben dünyanın dışında. Öyle tabir edilmiş, değil mi?
Dışı Sahra-i Kesret'te, içi Umman-ı Vahdet'te olmak. İşte gerçek ariflerin dünyası bu. İtibar, izzet, teveccüh Allah'adır. Dünya fanidir. İnsan beka için yaratılmıştır. Bu mevcudat ve mahlukat kalbin alakasına değmez. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar ki, siz öyle konuşuyorsunuz ki, yani bizim bağımız var, bahçemiz var, çiftimiz, çubuğumuz var, ticaretimiz var, aşımız var, işimiz var, eşimiz var. Ne olacak falan? Çok hakimane bir cevap vermiş. Demiş ki, bunların hiçbiri dünya değildir. Peki dünya nedir? Hangi şey seni Allah'tan gafil bırakıyorsa işte o dünyadır. Ya bak, ölçüye bakın. Hangi şey seni Allah'tan, Resulullah'tan, İslam'dan, Kur'an'dan ya engelliyorsa o nedir? O dünyadır. Şimdi hakikaten dünya ve içindekiler kalbin alakasına değmiyor ya. Bak gidiyor, geçici. Akıyor, gidiyor yani. Tutamazsın yani. Onun için yani itibar, teveccüh, gayret, himmet ve hamiyet Allah'a müteveccüh olmak lazım. Evet, bu ölçüden saptın mı, dünyada elem ve ızdırap, ahirette de çetin, sıkıntı ve sancı var mı? Var. Evet. Hı. Oku. Allah'a mal olmak ise bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu. Her şey, yani her şeyi yaratan o. Her şeyi yaratan o. Her şeyi yaşatan o. Allah. Yani yerlerin ve göklerin maliki, sahibi, mutasarrıfı, müdebbiri, Rabb'ı kimdir? Allah'tır. Her şeyin sahibi o. Evet. Oku. Ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. Her şeyin sahibi o, her şey. Ve ileyhi turcaun, ve ileyhi mesir. Her şey ona dönecek. Öyleyse veçhini Allah'a çevir. İşte kulluk şuurunda, değil mi? Keskinleşmek. Mülkün sahibi Allah. Tedbiri ona bırak. Halk onun, inşa onun, rububiyet onun, tedbir onun, tanzim onun. Her şey, her şey Allah'ın. Allah'ın mülkü. Gasp etme. Her şey fani. Sen de nesin? Sen de fanisin. Öyleyse Allah'a dön. İçini Allah'a çevir. Allah'ın marziyatını öne çıkar. Her şeye mukaddem, her şeyden önce ya Allah'ın rızasını esas yapacak manada insan meşref ve mesleğini oturtturursa o zaman her şey onun lehinde olur. Aksi halde her şey onun aleyhine döner. Evet. Evet. İylem eyyüel aziz. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Bu nokta da çok önemli. Bak şimdi Allah akıl vermiş, göz vermiş, şuur vermiş, irade vermiş. Değil mi? Bunlar enfusi nimetler. Afak-ı nimetler, bağ vermiş, bahçe vermiş. Değil mi? Su vuruyor, çark dönüyor, nizamlar var. Bütün bu nimetler, bakın, Allah'tan bize emaneten verilmiş. Mal sahibi değiliz. Kendi irademizle dünyaya gelmedik. Elimizi, ayağımızı kendimiz yaratmadık. Yaratan kim? Allah.
Yaşatan kim? Allah. Şimdi bunu düşünce bak bunların hepsi emanet. İşte mümin nedir? Mümin emanete hıyanet etmeyecek. Mümin emindir. Emanet. Aldığı gibi temiz, aldığı gibi temiz bir şekilde Allah'a teslim etmek matduf ve maksuttur yani. Hepsi emanet yani. Dolayısıyla yani Müslüman tefekkür dünyası itibariyle şu noktanın altını çizmesi lazım. Nedir o? Ya, insan hakkında en büyük hak. Bakın, insan hakkında en büyük hak, en büyük hukuk Allah'ındır. En büyük hak, en büyük hukuk Allah'ındır. Niye? Çünkü insanı yaratan Allah'tır. Yaşatan da Allah'tır. Şimdi bak bir de hayat dedi, bir de hayata lazım olan daireler. Levazımat dairesi. Bak. Onlar da bizim değil yani. Allah sana göz vermiş, tamam. Göz bir kuvvet, kudret-i ilahiyenin neyi bir mucizesi. Allah'ın sana bir keremi. Ama gözün levazımatı ne? Işık. Allah güneşi yarattı. Senin elin, ilmin, kudretin güneşe yetişiyor mu? Kuvvetin çatıyor mu? Allah senin ciğerlerini yarattı. Bak, teneffüs ediyorsun. Ne güzel. Bak. Ama Allah atmosferi yarattı. Hava unsurunu yarattı. Havayı yaratan kim? Allah. Sen ne dahlin var ya, ne gücün var, ne kuvvetin var. Yumru kadar midenin ihtiyacı için Cenab-ı Hak baharı yarattı. Milyonlarca meyveler, sebzeler. Onları yaratan, onları yaşatan, onları önümüze sergi açan, bu kadar mütenevi nimetlerle soframızı donatan bütün bu nimetler hakikat noktasında bizim kendi malımız değil. Allah'ın mülkü bize emaneten verilmiş. Mesela bu asırda bak, insanlar bak, emaneti gasp ediyor. Gasp. Değil mi? Vücut benim. Vücut benim. Göz de benim. İstediğime bakarım, istediğime bakmam. Bak. Ağız da benim. İstediğimi konuşurum, istediğime konuşmam. Hayat da benim, zevk de benim. İstediğimi yerim, istediğimi yemem. Hayır. Bak, Müslüman her yerde oturamaz. Her şeyi yemez. Her şeyi içemez. Her şeyi konuşamaz. Kulluk şuuru bu. Allah ya, kulluk şuuru ya. Hepsi emanet. İşte dünya niçin yaratılmış? Liyakat tescili. Kim emin? Kim sadık? Kim Allah'ın nimetlerine karşı saygılı? Kim patavatsız? Kim müsrif? Ya, kim münkir? Kim iki yüzlü? Bak. Bunun için şeriatlar gelmiş. Kur'an bunun için gelmiş. Peygamberler bu mana için gönderilmiş. Emanete sahip çık. Değil mi? Üstad Ene Risalesini yazmış değil mi? Emanetin diyor muhtelif içinden birisi nedir? Enedir, enaniyet. Yani şu mahiyeti insaniye haritası bize sınanmak, layık olmak kayıt ve kastıyla emanet olduğu malı gasp edebilir mi? Edemez. Şimdi mümin hakikat noktasında yedi emindir. Emin el. Ya Allah Allah. Emin. Emanet. Sahip değilsin, malik değilsin. Dolayısıyla istediğin gibi tasarruf edemezsin. Ölçü, mizanı İslamiyet, mizanı şeriat.
o ölçü içerisinde istikamette hayatını devam ettirmek. İstikamet. Onun için istikamet Müslümanın dünyasında farz-ı daimi. Gasp etmemek, çalmamak. Şu nimetlere karşı hainlik etmemek. Evet. Oku bakalım. Evet, bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez. Bu da kanun değil mi? Bak ya. Bir insan bir eve gittiği zaman umduğunu yemez. Ne yer? Bulduğunu yer yani. Ev sahibini önüne koymuşsa onu yer. Evde misafir kalıyor, emanet kalıyor. Evin camını, penceresini, kapısını kırmaz. Tahrip etmez. Değil mi? Şimdi küre-i arz da bizim neyimiz? Ne? Evimiz de. Tabi İslamiyet'teki sorumluluğa bak, bakın. Yani kalbini temizle, göz sana emanet, el sana emanet, Kur'an sana emanet, memleket sana emanet, çoluk çocuğun sana emanet, bir de yani çevre de sana emanet bak. Şimdi bu asırda bak, çevre kirliliği. Bak, sanayi kiri. Telefonların kirliliği, internetin kirliliği. Arkasında gözlerin kirliliği, kalplerin kirliliği, hayatın kirliliği. Ya. Cemiyeti temiz tutmak. Ne bak. İtikattaki taharet, tebliğ. Tebliğ. Bak. Küfür ne yapıyor? En dehşetli kir, en dehşetli karanlık. En dehşetli vebal, ahirette en dehşetli suç ne? Küfür. Zifiri karanlık. Demek, kalbini safileştir, gönlünü safileştir, göğsünü safileştir. Bunların hepsi Allah'tan bize emanet. Birçok insan nasıl yanlış yapıyor? Yani... Şimdi bir adam bir evde kiracı olarak otursa, değil mi? Biliyor ki ben burada kiracıyım. Mahkeme kadıya mülk müdür? Değildir. Yarın ev sahibi yeri kapıyı vurur ki, arkadaş ben oğlumu evlendireceğim, çabuk burayı boşalt. Ne ayağını diretir misin? Tamam. Mülk senin kardeş. Tapu da senin, mülkiyet de senin, zilliyet de senin. Aa ben çıkıyorum. Aa ben gidiyorum. Şimdi insan dünyada ev sahibi gibi oturursa zulmeder, gasp eder. Müslüman kiracı gibi oturacak. Emanet. Ya Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Bir gün veya bir gece ölüm meleği kapıyı çalacak. Tak tak tak. Hadi dışarıya. Ya. Ama dünyaya ahtapot gibi böyle köklerle bağlı isen ya sekerat zor olur. Ya benim bahçelerimi kim sürüyecek? Ya tarasın ya. Ya hakikaten. Yani bu yaşanmış olay hocam. Ben sizi. Ya, ya. 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 Malatya'da bak Malatya'da adam yaşlı hacı sakallı kanser hastası. Doktorlar demişler ki artık bizim işimiz bitti, eve götürün. Sünnetullah kanunlarına göre artık bu üç gün, beş gün yaşar, sonra da bu iş bitti. Bakın. Şimdi adamı almışlar, getirmişler. Bak, yani bu vaka analizi, yani hayal değil yani. Hikaye, masal değil yani. Allah Allah. Adamı getirmişler evinde. Yatakta sakallı ya. Allah Allah. En büyük oğlu da 54 yaşında. Ya 54 ya 57, yalan olmasın da. 54.
20 koy. 74, 71, 80'e yakın adam. Bak. Şimdi yakın akrabaları, oğlu, işte yakın, en yakın kan akrabaları etrafını çevirmişler. Yani geçmiş olsuna gelmişler, konuşuyorlar. Adam yatakta böyle birden doğrulmuş, başlamış çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya. Ağlıyor yani. Ya. Şimdi o büyük oğlu öne çıkmış. Baba demiş, yani kanser ya. Şimdi bazı kanser hastalıkları çok ne yapıyor? Sıkıntı ve sancı veriyor. Baba demiş, bu hastalığının dehşet ve şiddetinden mi ağlıyorsun? Yani çok mu ızdırap çekiyorsun? Sancın çok mu? Başını kalmış, oğlum yok demiş. Ben hastalıktan ağlamıyorum. Peki baba neden ağlıyorsun? Şimdi hani biliyorsun Malatya'da kayısı bahçeleri meşhur. Ulan oğlum demiş, ben 3-5 gün sonra öleceğim. Tamam da ben öldükten sonra bu kayısı bahçelerini kim sulayacak? İşte ben onu ağlıyorum. Ölüp gideceğim de bu kayısı bahçelerini kim sulayacak? Ya bak Allah Allah. Ben ona ağlıyorum. Ya bak. Bak nasıl kök tutmuş değil mi? Allah Allah ya. Ölecek gidecek. Hayatını da düşünmüyor. Akıbetini düşünmüyor ulan. Ya ya acaba imanla mı gideceğim? Nereye gidiyorum? Allah bana nasıl muamele edecek? Tuttum, kıldım, İslamiyet'i yaşadım ama ne kadarı kabul ve makbul. Bak. Değil mi? Ya. İbadet eden kurtulmuyor. İbadetini muhafaza eden kurtuluyor. Değil mi? Ya sekerete gireceksin. Bak. Hayatın bitmiş, nefesin kesilecek. Öbür hayata, sonsuz ebedi hayata gidiyorsun. Onunla ilgili insanın tasası, endişesi, gözleri yaşaracak, istiğfarla iltica ediyor. Ya Rabbi sen bilirsin demesi lazım gelirken, bak nefsini unutmuş. Hiç haberi yok. Bahçenin muhabbeti aleminde kök tutmuş ya. Allah Allah. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Ya, ya bak. Ya, ya. Ev sahibi gibi değil. Kiracı gibi otur. Değil mi? İşte yiğit kimdir? Değil mi? Yiğit budur yani. Yani bakın, dedim ya, yani bir gün veya bir gece ansızın ölüm meleği geleceği kapıyı vuracak. Çık dışarı. Dediği zaman, ya ben de hazırdım, çantam, her şeyim, seni bekliyordum. Evet. Va aleykümselam, sen safa gelmişsin, sen hoş gelmişsin. Ben dünya zindanından, zindanı dünyadan, bostanı cinana gideceğim. Fefurru ilallah, ben Allah'a firar edeceğim. Ebedi ve sonsuz bakayata gideceğim. Ya sen safa geldin, usta diyor ya, Ezrail, Cebrail, Mikail derken, herkesi korkutan Azrail ismi aklıma geldi. Var ya, 11. mesele. Allah Allah ya. Mesela en büyük bir meleğe ruhunu emanet ediyorsun. Daha ne ediyorsun bak. Bekaya gideceksin, ebediyete gideceksin ya. Ama işte iş geliyor hocam. İman şuurunda perçimleniyor. İman şuuru. Şuuru imani. İşte Müslüman da şuuru imanı inkişaf ederse her şey o şuuru imanı ile güzelleşiyor. Ama şuuru imanı inkişaf etmezse altında kalıyor, eziliyor, paralanıyor ve parçalanıyor. Evet, maalesef. Evet. İlemel Yel Aziz. Ehemmiyetli, insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine... Bir şey daha vardı, üçüncüyü de okuyacağız. Evet. Onu da oku bakalım. İlemen Yöl Aziz. Gözleri küsür tutmuş bazı adamlar, gözleri önünde vukuğa gelen gayrı mahdut, hususi haşr-ı meşirleri kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet-i kübrayı ve haşr-ı umumiyi nasıl istivrap ediyorlar? Şimdi bak, Allah yaratan ve yaşatandır.
Güldüren de Allah'tır, ağlatan da Allah'tır, öldüren de Allah'tır, dirilten de Allah'tır, öyle değil mi? Ha. Şimdi Cenab-ı Hak bak haşrin numunelerini gösteriyor mu? Gösteriyor. Binlerce, yüz binlerce numune ya. Bak, bütün çekirdekler, bütün habbeler, bütün yumurtalar, bütün yumurtacıklar. Allah Allah bak. Gözünle görüyorsun yani bak. Gayrimahdut ya. Bir baharda. Ya bak, milyonlarca Cenab-ı Hak canlıyı yaratıyor. İşte ağaç. Bahçeye git. Şimdi şu Mayıs, Haziran ayında bahçeye git. Dünyanın en güzel bahçesi. Her türlü meyve ağacı var. Değil mi? 5-6 ay sonra kış geldi. Bizim çocukluğumuzda çok kar yağardı. 1,5 metre, 2 metre. Şimdi o bahçe 2 metre kar yağdı. Değil mi? Bak. Şimdi o bahçe teşbihe benzetirsek kar da beyaz, kefen de beyaz. O bahçe ne yaptı? Beyaz kefene büründü mü? Öldü. O bahçedeki bütün ağaçların can suyu çekildi mi? Çekildi. 4 ay sonra ya görüyorsun da Allah ölüleri diriltiyor ya. Allah bakıyorsun ya çiçek açtı. Ha, yaprak. Aha meyve. Bir tane değil. 10 tane değil, 100 tane meyve. Bir ağaç değil. Bütün ağaçlar, bütün bahar. Ve envai çeşit ağaçları, bitkileri, böcekleri, sinekleri, uçanları, kaçanları, yürüyenleri, sürünenleri. Tek nev de değil bak. Bütün mahlukatı ve bütün mevcudatı, değil mi? Hayata mahkes ve aynı olan her şeyi Allah diriltiyor mu? Bunu gözümüzle görüyor muyuz? Görüyoruz. Ve bu fiil ve icraat sadece bu seneye, bu bahara mı mahsus? Hayır. Kainatın kuruluşundan beri Allah'ın bu sünnetullah kanunu devam ediyor mu? Diyor bak. Her kış ölüyor. Değil mi? Her bahar bütün mahlukat her baharda tekrar yaratılıyor da. Bak. Şimdi ahirette Cenab-ı Hak insan nevini, tek insan nevini yaratacak ama baharda ağaçtır, böcektir, sinektir, denizdir, deryalardır, karalardır, semalardır, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, ne kadar mahlukat varsa hepsini, değil mi? Ya aynı ile, vasfı ile, sıfatı ile ne yapıyor? Varlık alemine çıkartıyor. Bu ne demek? Ve hu ala külli şeyin kadir. Allah kadir. Cenab-ı Hak kudretini dünyada sergiliyor ve gözlere de açık bir şekilde gösteriyor. Gösteriyor. Evet. Oku. Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumiyi istibat eden sıkılmaz mı? Akıldan uzak görmek değil mi? Evet. İstibat etmek. Evet. Eğer onlar şuhudi bir yakin ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küreyi arz bahçesine girsinler. Girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri, o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Bak, şimdi Cenab-ı Hakk'ın yaratması kısmen aynen diyor, kısmen mislen. Bak şimdi ağaç kurudu. Kökleri kurudu mu? Gövde kurudu mu? Dalları, yaprakları, meyveleri kurudu mu? Heh. Şimdi ikinci baharda ağacın kökünü ve gövdesini, mahiyetini Allah aynen ne yapıyor? Yaratıyor. Bir de mislen yaratıyor. İşte geçen sene kirazı yarattı mı? Yarattı. Bu sene de yarattı. Şimdi bu senedeki kiraz, geçen sene kirazın aynı değil. Ama gayrı da değil. Onun neyi? Bir eşi ve bir benzeri. Demek ki, ya. Allah faal, Allah muktedir. Ya bak, Allah rububiyetini, hallakiyetini ne yapıyor? Ha, gözlere gösteriyor ya bak. Kısmen kökler ve gövde aynen yapraklar, çiçekler, meyveler mislen. Ve bir olay değil yani. Allah, bütün zemin yüzü, bütün mahlukatın diriliş. Bak diyor,
müşahede makamında diyor, aklınla bak. Şuhudi bir yakini beraber. Şuhudi, aklını götür. Aklını da beraber bulmak ya, İşte. Demek akleden, ibretle, hikmetle, dikkatle bakan haşrin, ikinci dirilişin çok numunelerini bahar mevsiminde görür, yaşar, müşahede eder. Biz eskiden böyle gençlik döneminde çok Rize'ye gidiyorduk. İşte Rize maşallah Türkiye'nin en çok yağmur alan yerlerinden birisi. Birisi de hocam dedi bu sene çok yağmur, bu baharda gitmiştik. Hocam dedi bu sene Rize'ye çok yağmur yağdı. Şu inşaat şeyleri var ya, kavak, inşaat neleri deniliyor? Keresteleri. Kavakların kabuğunu yontuyorlar, ondan sonra şeyde bu temelde ondan sonra inşaatta kullanıyorlar. Kerestelere kullanıyorlar. Hocam dedi, bu sene o kadar yağmur yağdı ki kurumuş kavaklar, kabuğu soyulmuş, kurumuş kavaklar dahi şey kavaklar dahi friz verdi. Ya dedim olur mu oğlum? Geldi sana göstereyim. Hakikaten gittik. Ya kurumuş. Bir sene önceden kurumuş kavak. Kabuğu da soyulmuş. Baktım o şeylerinden. Allah Allah. Budaklarından friz çıkmış ya. Ya inşallah da bakalım. Ha? Işte, ölmüş ağacı diriltti ya. Bak, Allah ülfetten de korusun, muhafaza etsin. Bak, ülfet, ülfet yani, satti nazar usta diyor göremez. Satti nazar zulümat bak. 20 tane yumurtayı tavuğun altına koyuyorsun. Ahmak tavuk. Haberi yok. Hiç haberi yok. Bir şartı adı ya. 21 gün üzerinde oturuyor. Sebat ediyor. Bir de bakın 20 gün sonra ya yumurta bak. Çiğ yumurta aç, affedersin sümük gibi ya. Eline bulaşsan insan rahatsız oluyor. Hissi zahir noktasından rahatsız oluyor ya. Sümük gibi mai bir maddeden 20 gün sonra bakıyorsun yumurta çatladı. Civciv yaratılmış ya. Gözü var, görüyor. Gözü var. Ayakları var, yürüyor ya. Kanatları var ya. Bak Allah kudretini gösteriyor yani. Ne? Aklı olan, ibretle bakan görür. Evet. Peki. El-Fatiha.